Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine farklı bir köklendirme yapacağız. Şöyle elimizde görüldüğü gibi bir tane brokoli var. Brokoliyi seçerken, yani köklendirmek için seçerken şu alt dalı birazcık uzun olmasına dikkat edin. Şöyle bir tane plastik kabımız var. Suda köklendirme yapacağız. Suyumuzu koyacağız. Köklendirdikten sonra ekimine geçeceğiz. Ekiminde iki şekilde olabiliyor. Bazen direkt böyle top olmadan direkt çiçek açabiliyor veya böyle top yapıp bitkiden koparıp yeni brokoli alabiliyoruz. Çiçek de açsa tohumundan yararlanabiliriz. Yani tohumunu alıp ekip yeniden böyle brokoliler elde edebiliriz. Şimdi bıçakla şöyle birazcık, bu kesik olduğu için altını birazcık düzelteceğim. Ondan sonra suya koyup köklenmesini beraberce bekleyeceğiz. Evet, şimdi bıçağımla şöyle alt kısmını biraz düzelteceğim. Düzgün olsun. Evet, alt kısmını düzelttim. Şöyle suyumuzu da ekleyelim kabımıza. Evet, zaten şu yaprakları, çiçek kısmı tamamen dibe batmasını engelledi. Şöyle yaklaşık 3-4 parmak kadar suyun altında gelecek sapı. Şimdi bekletiyoruz. Nerede bekletiyoruz? Gün ışığı alan veya güneş de alıyorsa, sürekli güneş ışığı alan değil ama belli bir dönemde gün ışığı alan, güneş ışığı alan yerde tutabiliriz. Bu cam kenarı olabilir. Şu anda Mart sonundayız. Havalar çok aşırı soğuk değil, aşırı sıcak değil. Onun için ben camın kenarına koyacağım ve köklenmesini beraberce bekleyeceğiz. Sonraki aşamalara beraberce devam edeceğiz. Herkese selamlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz brokoli yapmıştık. Şöyle şimdi bakın, sürprizi görün. Bakın ne güzel köklenmiş. Cidden harika. Bu şekilde köklenmiş. Çok güzel. Şimdi bunu ne yapacağız? Ekim işlemini yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Bunun ekim işlemini yapacağız hemen. Şöyle toprağımız var, saksımız. Birazcık büyük saksı tercih ederseniz iyi olur. Çünkü amacımız bunun yaprak vermesi ve yaprak verdikten sonra tekrardan brokoli olması. Şimdi hemen toprağımı koydum. Toprak olarak da torf toprağını kullanabilirsiniz. Toprağımızı hemen alalım. Şöyle bir aparat yaptım bu arada. Siz de bundan yapabilirsiniz. Silikon şişesini ben kestim veya kalın başka bir böyle şişe tarzı, boru tarzı bir şey görürseniz bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Cidden ekim işlerini çok kolaylaştırıyor. Çünkü bakın böyle ermesi zor kısımlara kolayca sivriliği sayesinde koyabiliyorsunuz toprağa. Videosunu da bu videonun sonuna eklerim. İzleyip yapabilirsiniz. Cidden harika. Yani daha önce yapmamıştım bunu. İlk defa deniyorum ve çok güzel oldu. Yani sırf böyle bitki olarak bile bence bakılabilir. Fena değil yani. Şöyle biraz diplerinden bastırıp sıkılaştırıyorum. Çok fazla değil. Çok fazla bastırırsanız o yeni kökleri dibinden kırılmasına neden olursunuz. Bu arada torf toprağı kullanmaya dikkat edin. Bakın ben torf diye aldım ilk defa. Yanlış çıktı. Yani bu torf değil. Bu kullandığımız toprak humuslu toprak diye geçiyor. Yani böyle, hatta göstereyim size. Bakın şöyle içinde şöyle yapışkanlı, böyle çamur tarzı bir yapı var. Bunlar humus. Bu da güzel ama fazla sulandığında çamur ve solucan yapabiliyor. Onun için torf tercihimiz. Torfta biraz daha, bu toprağa göre biraz daha fazla sularsınız. Çünkü suyu çok fazla tutmuyor. Yani suyu döktüğünüz anda tık aşağı iniyor. Bu da bitki için aslında iyi. Hem kökleri için de iyi. Bakın şöyle ne güzel oldu. Bakın. Şimdi bir müddet daha bu şekilde devam edecek. Sulamasını yapacağım şimdi. Sonra da yaprak çıkmasını bekleyeceğiz. Umarım yakın zamanda yaprak da verir. Yapraklandıktan sonra şu kısmı, ağaç gibi olan kısmı keseceğiz. Burası normal çiçek kısmı. Bunu kestikten sonra yanlarından yapraklarını verecek ve ortadan yeni brokoliler verecek. Bu şekilde şimdilik videomuz bu kadar. Yine çekmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki brokoli ekmiştik beraberce. Güzelce köklenmişti. Onu saksıya almıştık. Bakın şuradan muhtemelen yeni brokoli veya işte çiçek açacak. Şu anda tam emin değilim. Ama bu şekilde büyümeye devam ediyor. Normalde bu köklendikten sonra, tuttuktan sonra bunu şu alttaki sap kısmından üstünden kesmemiz gerekiyor. Ondan sonra yapraklarını çıkarmaya başlayacaktı. Ama şekli cidden o kadar güzel ki ben
kesmeyi göze alamadım. Şöyle bakıyorum alttan acaba yaprak falan verir mi diye, ama yaprak verecek gibi durmuyor kesmediğim sürece. Siz bunu birkaç tane ekip deneyebilirsiniz. Hem birini kesersiniz, birini bırakırsınız, ama şimdi bakın böyle güzelce sanırım çiçek açacak. Şöyle bir bakmaya çalışayım bunlar nedir. Daha önce hiç brokoli görmediğim için çok bilgim de yok. Şöyle bakalım. Şöyle içinden sanki yeni brokoli geliyor gibi. Veya bilen üreten varsa daha önceden yazabilir. Görüldüğü gibi brokoli ekimimiz bu şekilde güzelce köklenebiliyor ve saksıya ekebiliyorsunuz. Siz de bu yöntemi yapmaya çalışın evde cidden. Tam bir böyle sukulent gibi düşünün. Yani evinizde güzel bir şekil, bakın şöyle güzel bir ağaç şeklinde duruyor. Çok kolay da üretilmesi çok kolay, yani köklendirilmesi çok kolay. Bunun nasıl bir şey olacağını hakkında bilgim yok. Ama bu videoyu artık paylaşmak istiyorum. Siz de zaman geçmeden brokolileri köklendirip ekebilirsiniz ve benimle paylaşabilirsiniz. Instagram adresimize de fotoğraflarınızı atarsanız yine paylaşımlarınızı yaparız zaten. Bu şekilde brokolimiz büyümeye devam ediyor. Şöyle yakından da gösterelim. Şu da yeni çiçekleri diye düşünüyoruz. Videomuz bu şekildeydi. Beğeni atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı alt kısma ekleyin. Ben de zaten bütün yorumlara geri dönüş yapıyorum. Ve bize destek olmak istiyorsanız aşağıda şurada bir yerde teşekkürler butonu var. Oraya basıp bize destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.